Herkese yeni bir günden. Kayabilirsin. Nereye kayabilirim? Yani şimdi telefon kayabilir, dikkat et. Ha. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Bu Özlem ve Özge ikilisi acaba yine nereye gidiyordu? Evet. Çocukları da aldık, püslendik. Süs püs güzellik demek işte oğlum. Neyse şimdi nereye gidiyoruz? Alışveriş merkezine doğru yola çıktık, gidiyoruz. Çocuklara bugün sözüm vardı dünden. Şimdi biliyorsunuz çocuklar Almanya'da Christmas tatilindeyiz, Noel tatilindeyiz. Ben de böyle akşamları artık bir faaliyet içerisine giremiyoruz, bir yere de gidemiyoruz. Birilerini de davet edemiyorum şu an. İnşallah çarşamba günden sonra benim de davet edeceğim kişiler var. Listem var, listem kabarık. Davet edeceğim en önce, listemin en üstünde Serpil var annesiyle, Selma ablayla. Serpil'i davet edeceğim. Ondan sonra Sergül abla ve kız kardeşlerini davet edeceğim. Dedemleri alacağım misafirliğe. Gerçi dedemleri en ilk önce de alabilirim. Bakacağız artık. Şu sınavları bir atlatayım. Allah'ın izniyle pazar günü sınavım var. Akşam saat 8.30'da sözlü bir şekilde olacak online. Müfettişler karşısında. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi dedik gündüzden çocuklara sözüm vardı, alışveriş merkezine götüreyim sizi diye. Yani onlar gitmek istediler. Hakkı dedeleri onlara harçlık vermişti. Onları harcamak istiyorlar. Ondan sonra da akabinde dedim hadi ben de dedim size dedim akşamına, yani öğleden sonrası için. Dedim dondurma ısmarlarım. Özge'ye de dedim istersen dedim vaktim varsa, canın çekiyorsa sen de gel. Aslında biz otobüste gelecektik. O da olur aslında, gelebilirim ben de dedi. Öğlen hani keyif kahvemizi dedi orada içeriz. Böyle bakalım. Gülşen'in de diyetisyenine hemen tabii ki sordum. Ne sormadan hiçbir şey yapmıyoruz. Dedim böyle böyle Suzan Hanımcığım dedim. Alışveriş merkezine gideceğiz. Bu arada dedim çocuklara dondurma yedirmek istiyorum. Acaba dedim Gülşen'in hakkı nedir? Ne yapabiliriz? Hemen sağ olsun listedeki değişikliği, bugünkü değişikliğimizi bize aktardı. Bizi bilgilendirdi. Ondan da onayımızı aldık ve Gülşen'in bugün iki top dondurma yeme hakkı var. Evet, iki top dondurma yeme hakkı var. Hocam benim de yemeğim var mı? Ben de yiyebilirim. Ben hatta bir top diye düşünmüştüm ama iki top yiyebilir dedi. Ben zaten iki top yiyorum sadece. Evet, ona göre... Evet, ona göre ama tabii ki listede değişiklikler yaptık. Bizimle böyle her daim ilgilenen, hemen bize yardımcı olan bir... uzman bir diyetisyenimiz var. Bu arada Gülşen bugüne kadar hiç kaçamak yapmadığı için iki top hakkı var. Onu da söyleyeyim. Ay güneş. Acayip. Öğlen güneşi de Sidikli'ye vururum. Şey Sidikli de değildim ben. Gülben. Sidikli Gülben. Akşam güneşi güzeli. Ama bu güneş şu an sabah bence herkese. Sabah güneş. Tamam ya, o zaman yani. Öğlen. Hadi öğlen güneşi de. Ne yapalım, çirkine vursun bari. Çok çirkinsiniz ha. Çok. Aha. Neyse. Böyle bakalım. Yani gelelim çocuklar. Gülşen'in çok istediği bir yırtık kot vardı. Yırtık kota da para vereceğim hiç aklıma gelmez. Yırtık kot alacağız. Gülşen'in bu arada öncesi sonrası 14 günlük değişimi de yarınki videoda olacak. Kaçırmayın videomuzu, kesinlikle takipte kalın. O yüzden Gülşen'i bugün ödüllendireceğim. Çünkü inanılmaz bir şekilde vücudunda gözle görülür fark var. Hatta Özge'ye bugün fotoğraf attım. Oha ya abla ya, kız resmen eridi evet, diyor. Bayağı fark var. O yüzden şu an henüz belki o istediği kotun içine giremeyecek. Vermesi gereken birkaç kilo daha var. Ama çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Çünkü yolumuz çok uzun değildi zaten Gülşen'le. Çünkü bu çok aşırı kiloluk obezite kategorisine girmiyordu. Çok şükür neyse ki. Öyle bakalım, Mikael'le de iki tane aklımda, yani şu an iki tane. Bilmiyorum fiyat olarak nasıl olacaklar ama iki tane kot almam lazım. Çünkü şu an bütün kotları dar geliyor. Ben onları yanlışlıkla kurutmaya attım ve çektiler. Şu an bildiğiniz slim fit bir pantolon oldu. Çok aşırı dar pantolon oldu ve biz ben sevmiyorum erkek çocuklarını. Ömer gibiyken evet okey olabilir ama şu an Mikael yaşlarında giyim tarzına dikkat eden velilerdenim. O
o kadar dar giyinmesine gerek yok erkek çocuğunun. Öyle. Kendi harçlıklarıyla da kim ne istiyorsa onu alacak. Tabii ki kendi paraları, özgür iradeleriyle ve istekleriyle kendi paralarını kendileri harcayacaklar. Kalabalık burası herhalde. Evet, inanılmaz bir şekilde kalabalık. İstersen bir arka tarafa bak önce. Bir şansımızı deneyelim. Evet, olabilir. Böyle çok konuştum, çok konuştum. Ama açıklamadan da olmuyor yani. Hadi bakalım şimdi kim ne alacak, ne bakacağız? Birazdan sizlerle birlikte. Ben fotoğraf alayım. Öyle gel, uçabiliyor çünkü. Bak Ömer. Evet, haydi başlasın. Ömer'i peşine koyduk. Ömer'e fırtını zapt etmek çok. Nine. Beşik birazcık gıcık. Araba. Evet oğlum, aynısı benim arabamdan. Gerçekten çocuğum rengini siyah olmasına rağmen bildiği kız, o da Hyundai geçmiş. Benimkisi de teyzenin arabası. Ay, hadi bakalım başlasın alışverişimiz. Tamam oğlum. Yani onu oraya kadar istediğini alabilirsin. Gittikleri bak Ömer Aliyes. Niye hep böyle küçük küçük şeyler mi bakacaksın? Çok güzel oluyor. Bunlar bizde var. Hep Ömer Halis'i almıştım. Montessori diye geçiyor. Şunlar çok güzel aslında. Hayal gücü geliştirmek için. Ömer Halis'e ben hala oyun almadım. Oyuncak almadım yani. Yılbaşı için. Bunlar da çok güzel. Böyle bir şey, böyle bir set takımı bir şey alabilirim. İstediğim ikili valizler de hala burada duruyor. Beni bekliyorlar büyük ihtimalle. Alacağım size, alacağım söz. Ama bugün çocuklarla çıktım yola, o yüzden. Her geldiğimde de bir bahanem var. Şunlar banyo için güzelmiş aslında. Fiyatını görebilirsen, büyük ihtimalle onun yeri burası değil. Aa, burası pet. Mikael koy.
Ama bunları şimdi hepsini bir torbaya koyacağız. Daha sonra ayıklayacağız, tamam mı? Ben bu arasını alayım. Mikael, önce hepsini torbaya koyalım. Böyle şimdi kasada onu uğraşamayız. Tamam mı? Anne, ben sana istiyorum. Tamam. Ömer'i böyle buraya bindirmiştik. Gülşen'le Mikael çok heves etmişlerdi. Bugün de onları bindirdik. Çok şükür daha kaldırmamışlar. Bu gözlüklerle uçuyormuş efekti alacaklar. Mikael bayağı bir şey. Buraya kişi başı 3 euro verdik arkadaşlar. Nasıldı? Çok güzeldi. Böyle her yer karlı. Çok güzeldi. Evet. Vallahi çok güzeldi. Özge, hemen atletin içine soksana. Minç kafe mi? He, çok şey. Evet, çünkü zaten direkt sütlü olarak geliyor. Yani, direkt. Evet arkadaşlar, biz geldik tabii, çocuklar hemen böyle oyun bilmem neylere başladılar. Biz de Özge'yle birer kahve alalım dedik. Cappuccino mu alsam ki? Ben cappuccino alacağım. Ben de cappuccino alayım ya. Hatta mitzane istiyorum ben de. Ben de mitzane. Cappuccino mitzane. Çok küçük değil mi? Aynen. Çocukların alacakları da belli. İnşallah gelir de siparişimizi alırsa siparişi verir. Hello. Hello. Wir hätten gern. Ne o? So. Danke schön. Danke. Biz şöyle cappuccino sipariş ettik ablamla. Çocuklar. Yalnız Ömer hanesi gitti. Tanesi 2 euroluk olan. Anne. Antep fıstıklı. Niye Antep diyorsun? Bu yeşil fıstık. Yeşil fıstık. Anne. Antep fıstığı işte. Niye Almanlar da Antep diye bir şey mi? İşte, şimdi bizi izleyenler Alman mı? Anne, istiyorum, ne istiyorsun? Sana şokoladalı. Ay, git şuradan. Demin o zaman niye dedim ben şokolade sevmiyorum, şokolade sevmiyorum. Çıldırttın beni ön tarafta. Çok sipariş ettik ablamla ortak. Tamam hadi ye hadi. Siparişlerimiz geldi. Özge ile şöyle ortak alalım dedik. Çünkü bir tanesi ona da çok gelecekti. Bana da çok gelecekti. Böyle bu şekilde yarısını o yemiş olacak. Yarısını ben yemiş olacağım. Bir de birer böyle cappuccino aldık. Çocuklar da zaten dondurmalarını yiyorlar. Danke schön. Şimdi bir çatal anne, daha istedim. Efendim oğlum. Bu iki benim mi? Evet. Hayır. Hayır senin değil ama istiyorsan teyze, yiyebilirsin tabii ki. Annem benim. Hemen bu ikimizin biliyor. Ben yok muyum? Bak, evet, abla. Oyunlar. Maşallah, tamam. Evet. Alel acele girdim. Hauntem'de %50 indirim vardı. Çok fazla böyle indirimli şeyler alamadım ben. Genelde hep böyle normal fiyatlı olanlardan bakmak zorunda kaldım ama böyle alel acele, hiç içeride hiç zaten video çekemedim. Çocuğum ne yapıyorsun? İn aşağı. Abu aldık. Aldıklarımızı eve gidince çekeceğim. O
kadar çok doluydu ki video çekemedim. Şimdi önce aksiyondan, yani aksiyon, action, artık kim ne sırası nasıl söylüyorsa, ismi nasıl zikrediyorsa. Ben aksiyon diyorum veya action diyorum. Action'dan aldıklarımı şöyle bir göstereyim. Çocuklar tabii ki böyle çeşitli çeşitli şu uygun. Yani bunlar genelde ne bileyim 59 cent, 99 cent, 1.29, 1.59, öyle o tarz fiyatlarda da. Bunların hiçbirinin fiyatları ne bilmiyorum. Ama iki tane bundan almışlar. Bundan da iki tane aldılar. Ömer'inki Ömer'di. Hatta Ömer yine şöyle bir şey de almış. Artık neyse. Bunları inşallah patlatmazlar diye ümit ediyorum. Çünkü genelde aradan bir saat sonra çok böyle güç gösterdikleri için genelde patlatıyorlar. Acayip bir şey yani. Evet, şöyle mini Gucci, Gucci midir, Mucci midir, her neyse işte. Scucci mi, ne bunun adı? Ben de bilmem. Mini Game Boy. He, mini Game Boy aldı. Üçü de aldı bunlardan. Ama bir renklerde karışmış. Her neyse. Daha sonra Gülşen şöyle Diamond Painting stickerlardan aldı. Bunlar böyle değişik kendisi yapacak. Daha sonra akvarelik, ben gibi böyle şeyleri çok hevesli. Ben çok seviyordum önceden yağlı boyalarla resim yapmayı, hat yapmayı özellikle. Çok güzel hat resimleri yapardım. Hat duvar boyamaları yapardım. Bir de şöyle boş kağıt aldı. Bunlar bir tık daha böyle kalınlarındanmış. Aynen şey için. Normal sulu boya için değil de bunlara özelmiş galiba zannedersem. Böyle bakalım. Mikail, o ne? Kim geldi? Zil çaldı. Bakın bakalım. Bunlar indirimdeydi. Öyle aldım. Dursun diye. Kim? Bilmiyorum. Türkiye'ye sohbet öğrenci, kız öğrenci olduğu için para toplamaya gelmişler. Her neyse bakalım. Yani çok uzun zamandır blenderim yoktu. Blenderimin ne? Sarısı nerede? Mikail. O Ömer'inkiydi işte. Evet. Yok. Ömer'inki yeşil kapaklı mıydı? Ya. Nereye koydun o zaman? İki dakikada. Şeyde. Odada mı? Tamam. Şöyle bir tane blender aldım. Bir tane kendime şöyle cam. Camdır diye tahmin ediyorum. Ay yoksa cam değil mi kız? Kız cam değil mi? Cam diye aldım ben bunu. Şöyle su içme. Neyse artık bakacağız. Bakayım. Evet, bu çok güzel bir şey ya. Bunu ben bile yapmak isterim ha. Bak bunu koyuyorsun. Bunun üzerlerine tek tek şunun ucuna geliyor bunlar. Ama bunu Ömer, bunu böyle sessiz bir sakin bir zaman yapacaksın. Ben sana kutu vereceğim. Kutunun içine koyacağız bunları, tamam? Al bakalım. Her neyse iki tane şöyle. Birini banyo için. İçinde şeyler varmış. Birini banyoya, birini de hole koymak için. Şöyle şu kokulandan aldım. Tuvalet fırçası, inanır mısınız, hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Yani Lidl'den bayağı da para verip tuvalet fırçası alayım dedim. İçi şey çıktı, plastik bir şey. Allah'ım ya Rabbim ya. Hıyar baba. O yüzden yenisini aldım. Bu şekilde, neyse şimdi bunları kaldıralım. Kıyafet olarak neler almışız? Buraya tam 136 euro verdim Houndtem'de. 40 euro da şeyde verdim. 20 de öyle verdik. Bugün 200 euroya bayıldık. Geldik 200 euroya harcamış olduk. İp almıştım. Bunu niye aldığımı söylememişim. Babaannem benden ip istedi. Bir de şey istedi. Onu şimdi bulamadık. Tığ. Büyük ihtimalle annem de tığ çoktur dedik. Yarın sabah Özge'ye kahvaltıya gideceğiz zaten. Yarın onun evinde biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ben şu arka açayım. Nine, Esma kıyafetlerimize bakacağız. Buna da babaannem aldım yani. Ona bir de kalıntı verip evde canı sıkılıyor. Bu şekilde bir onun için meşgale. Ya da meşale miydi? Meşgale olur. Bak, hadi bakalım. Gömlekler güzel mi? Koy bakayım şöyle üstüne birazcık. Evet, çok güzel. Bir tane şöyle kot gömlek aldım. Bak bakalım. Maalesef çocuklar dışarıda durmak zorundaydılar. Çünkü çocuklar, şimdi okullar tatil olduğu için test olmak zorundaymış. Ben de bilmiyordum test olayını. O yüzden onlar maalesef içeri sokmadan, onları dışarıda bekleterek Özge'yle 2 dakika girdim çıktım. Güzel mi? Ya. Bir tane şöyle kot aldım.
yandan cepli seviyor ve paçaları böyle olduğu zaman çok daha çok rahat ediyor. Şu üzerindeki gibi kotları hiç sevmiyor. Bir de şöyle bir tane kot aldım. Bunlar normalde 39 euroydu. 17.90'a düşmüşler. Yine bak, dar paça değil. Gene dene sen bunları. Baktın çok dar. Değiştirebiliriz. Tamam, o yüzden etiketini sakın 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 etiket koparma. Gömlekleri falan da al. Güzel bir dene, bak bakalım. Şimdi gelelim Gülşen'e aldıklarımız. Gülşen'e aldıklarımıza gelelim. Önce Ömer'inkileri göstereceğim. Ömer yine şöyle, Ömer benle girmişti. Hemen gitti bir dinozorlu kot pantolonu buldu orada. Diyemedim de. Allah'tan ucuzdu. Allah'tan 4.90'dı. Yoksa bunu 10 euro verdirtirirdi bana. Gerçi çocuklar neyi seviyorsa onlara alıp giydirmeyi seviyorum ben. Ömer Halis de bir dinozor canavarı. Bir de bugün pek böyle bir şey beğenmesi... Ömer dinozor. Dinozor hastası demek istedim. Bir de orada böyle iskeletli bir kazak buldu. Tutturdu ben bunu istiyorum diye. Onu da aldık tabii ki. Bak. Hatta tutturdu, orada giymek istiyorum diye tutturdu. Gülşen, sizin böyle şeyiniz var, hatırlıyor musun? Size böyle Hantem'in eşofman takımlarını almıştım. Evet, bu da Loştin yapıyor. Ömer Halis bunu aslında yıkamadan giydirmek istemiyor ama şu an çok giymek için can atıyor. Bunu giydirsene. Sonra odaya götür onu, ışıkları kapat. Bunlar Loştin yapıyor. Hadi bakalım. Giyinesim var. Hadi giyinesim var. Giyer, giysin. Evet, gelelim şimdi Gülşen'inkiler. Gülşen, sana bir çok güzel bir atlus takım aldım. Tut. Böyle uzun bir tişört. Altının da taytı var. Böyle atlüslü, bu indirim fiyatı değildi ama. Gel bakayım, indirim fiyatı mıydı yoksa? Tamam, 18'den 9.90'a düşmüş. Bir de şöyle taytı vardı. Altının. Çok güzel değil mi? Az sonra denersin. Onu aldım. Şimdi en güzelini en sona saklayacağım. Şunu tut bakalım. Bakın bu da böyle. Normalde Gülşen 170 giymiyor ama ben şimdi büyük aldım. Yazığa ancak hani o şeye gelir, rakama gelir. 1 euroydu bu da. Yani bedeni değil dedim ama ancak iyi olacak. Daha sonra Gülşen bir tişört daha aldım. Burada 1.59'du. Gülşen'e maalesef böyle uzun kollu bir şey alamıyorum. Çünkü Gülşen asla ve asla kalın kazak giymeyi sevmiyor. Hiçbir şekilde. İnanır mısınız? Hep böyle aşırı kalın kazaklar vardı. Normal değil ama kalın kazakların kalınlıkları. Ha, böyle sweat tarzında seviyor. O yüzden çok kalın kazaklar vardı. Ya çok kalınlar ya da züptürükler, göbek açık badiler vardı. Hatta bu da onlardan bir tanesi. Ama ben bunu tabii ki de bu şekilde giydiremem ona. Altına uzun, Gülşen'in uzun tişörtleri var. Bu şey mi? Evet, bol ama kısa. Al bakayım. Ay, ilk defa böyle bofa oluyor. Ama... Kaldır yukarı. Daha da kaldırman lazım yukarı omuzlardan. İyi mi Kayil? Tam paçalarını ben keserim, yaparım hafta sonu. Ya şuraya kadar kes. Tamam, bakayım. Popüşüne dön. Oğlum, atletini falan da bir düzelteydin çocuğum ya. Gömleğini falan giy de gel. Öyle gel. Gömleğini giy de gel. Paçalarını halledelim. Böyle, ama tabii ki altına siyah veya beyaz uzun dar bir body'nin üstüne giymesine izin vereceğim. Bu şekilde giymesini istemiyorum. Bir de şöyle bir elbise denk geldi. Çok güzel değil mi? Bakayım. Ya sana da çok yakışacak. Şimdi tek tek hepsini giyebilirsin birazdan. Gel göstereyim. Bunlar da hep böyle indirimdeydiler. Bu da 6.99'du. Gülşen'in normal bedeni zaten 140. Bu çok hoşuma gitti. Gülşen'e ben beyaz böyle güzel çocuk ten çorap, külotlu çorapları alıyorum. Onlarla mesela bunu giyebilir diye düşündüm. Mesela yılbaşı akşamı bunu giyebilirsin. Tamam. Altına beyaz bir külotlu çorapla. Saçlarını güzel öreriz. Şimdi gelelim Gülşen'in en çok istediği pantolona. Tut bakalım. Evet, yırtık kotu. Evet, o şimdi öyle olduğuna bakma. O yüksek bel pantolon olduğu için paçalarından sadece senin bir kısmam lazım. Gel. Aslında beden olarak senin bedenin. Sadece paçalarından büyük ihtimalle şu kadarsı. Şu kadarı kesilecek. Şöyle yırtık pırtık paçalı bir kot hayal ediyordu kızcağım.
Bunu da ben şimdi bunu alıyorum. Ömer diyor ki anne bunu alma. Niye oğlum diyor. Bu yırtık. Bu yırtılmış diyor. Mikael de yırtık pantolon istedi ama Mikael'e orada giydirip de bakmam. Girdim. Ay altında şeyler kalmış. Şuraya bir kere bir sileyim. Tezgahı silmedim. Gülşen'le kendime şöyle hemen tavuk göğsü attım hocam saat 5. Yani 6'da yemeklerimizi yemiş ve mutfak toplamış olmam lazım. Tavuk böyle tavuk göğsü haşlıyorum Gülşen'le kendime. Yanına da şöyle kış salatası yaptım. Bunu birazdan şey yapacağım. Çok az bir şey zeytinyağı, tuz, limon. Ondan sonra oğlanlara sade salçalı istediler. Sos. Ömer de Mikael de salçalı makarna sevmiyor. Sadece böyle tereyağlı kavrulmuş. Sana makarna yok. Ben de sevmiyorum. Ha evet Gülşen de sevmiyor. Yani salçalı makarna sevmiyorlar. Şimdi bu neredeyse haşlanmak üzere. Tamam sen seviyorsun. Şimdi bunu birazdan tereyağında da bir kere şöyle bir güzel kavuracağım. Onlara da yanına ekstradan bu ne? Şöyle buzluktan nugget çıkarttım. Mikael ve Ömer Halis için. Güzel mi? Tam da şöyle iki kişilik makarna yapıyorum sadece. Çünkü ben makarna yemeyeceğim. Gülşen de yemeyecek. Bize de şöyle güzel bol bir kış salatası hazırladım. Dediğim gibi bunu yağını, limonu, tuzunu birazdan ekleyeceğim. Yanına da aslında öğlen yemeğimizde tavuk, et veya salata. Ben kıymalı aman ya etli sebze yemeğini akşamdan öğlene çektim. Öğlen yedik. O yüzden akşama da öğlenkini aldık. Bu şekilde. Bu da haşlansın. Yemeklerimizi halledelim. Şimdi sırayla tavuk pişene kadar sırayla hemen çocuklara banyo yaptıracağım. Hızlı bir şekilde jet hızıyla yarım saatte üçüne. Onar dakika veriyorum. Onar dakikada çocukları suya sokup çıkarınca hemen bir yıkamam lazım çocukları. Tamam ama o tayeti değiştirir misin lütfen? Hani onu daha bugün aldık yeni aldık ya hemen kirlenmesin. Hadi bakalım. Pijamalarını falan ayarla. Mikael hadi sen de pijamalarını ayarla. İlk önce sen yıkan. Böyle bakalım. Vallahi hızlı hızlı bir şeyler. Vallahi yemeklerimiz şöyle hazır. Mikael'in tabağı, Ömer'in tabağı. Eliyle göstertiyor ben böyle istiyorum diye. Şu benim salatam. Bu Gülşen'in salatası. Bakmayın birinin küçük tabakta olduğuna. Benimki bir tık daha az Gülşen'den. Hatta belki de yine aynı. Ben sadece onu böyle yacık bir tabağa koymak istedim. Şimdi tavuklarımız haşlandı göğüs. Bu artık yarına. Bunun ağzını kapatayım. Bu hepsi çok 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 fazlaydı ama bilerek hepsini haşladım. Yarın içinde suyunu ayıracağım. Yarın suyundan güzel bir çorba yaparım. Tavuklarıyla da yine böyle bir salata yaparız yarın. Şimdi bu kadarcını ayırdım. Şu benim. Şu kadarı, şu kadarı Gülşen'in. Bunları dikleyeceğim. Şöyle böyle küçük 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 minik minik yapacağım. Salatalarımızın üzerine koyacağım. O yüzden şöyle bir har ateşi, har sıcaklığı çıksın diye bekliyorum. Mikael şimdi çıktı banyodan. Hemen akabinde Gülşen'i banyoya sokacağım. O ara Mikael'le Ömer Halis'e yemeklerini yedireceğim. Gülşen banyodan çıktıktan sonra da Gülşen'le biz otururuz yerip ya da artık bekleriz hep beraber bilmiyorum hep beraber yeriz. Ama saat şu an 5.45 ve benim derse girmeme tam 1 saat var. Bu yemeği yiyip burayı kaldırıp elektrik süpürgesini bile hatta şimdiden şuraya hazırladım. Hemen 2 dakika oraları bir süpüreceğim. Mutfağı bir süpüreceğim çünkü şuraya soğan döküldü. Hemen 2 dakikada bir yandan da evleri süpüreyim. Ondan sonra tam 1 saat sonra dersim başlıyor. Takipçi kankalarım. Valla her akşam böyle derse girmeden önce süsleniyorum, pisleniyorum. işimi, şeyi, eğitimi ciddiye alıyorum. Şimdi 15 dakikalık bir teneffüse girdik. Ondan sonra biraz yorucu bir meditasyon bizi bekliyormuş. O yüzden bir ihtiyaç molası görelim dedi hocamız. Yine çok güzel notlar alıyorum. Valla sürekli hatta hoca ben dedi ki sürekli dedi şey hani Özlem diye dedi söylesin gülüyor dedi. Çok güzel dedi notlar alıyor gülüyorum. Ben böyle ders esnasında seminerlere falan katıldığım zaman kesinlikle full not alırım. İnanılmaz şekilde çok not alırım. İkisini de aynı anda yapabilirim. Yani hem hocayı dinleyip gözümü onda tutup ona bakarken de notumu da alabiliyorum. Veya ekrandan bir şey yazmam gerekiyorsa slide olarak kenardan tabii ki ekrandan da böyle hani dersler geçiyor. Daha sonra onlar bize PDF olarak da tabii ki geri verilecek. Onların hepsini dosya haline getireceğim. İleriki zamanlarım için tabii ki danışanlarım olduğu zaman
kendimde sürekli okuyup okuyup kendimi sürekli geliştirmek için. Böyle şimdi ben bir ihtiyaç molası yapayım. Bir 10 dakika bir dinlenin dedi. Şuraya bir 15 dakika teneffüsümüz. Şuraya bir 10 dakika bir yatayım, uzanayım. Ondan sonra meditasyona gerçekten çok güzel ama bir o kadar da yorucu geçiyor gerçekten. Aşkım, şimdi girebiliyorsun ama az sonra anne meditasyon yapacak. O zaman odaya giremeyeceksin, tamam mı? Evet. Çişin mi var? Niye zıplıyor? Deminden beri bunu da masaya koymuşlar da bir yandan ders yapıyorum da bir yandan bir de bunları sıkıyorum böyle. Anne. Ya manyakcım şu patatesim geliyor hepsine efendim. Sen bunu da çok sen çünkü böyle oynayacağım. Hayır. Neden? Nein. Nein, 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 nein. Hayır. Evet canlarım benim, saat şu an gece 1:30. Valla bu saate kadar Instagram'dan ve YouTube'dan biliyorsunuz teyzem için dualar istemiştim. İşte 41 Yasin okuyacağız. Bu işte Yasinleri galiba zannedersem aynen hem Instagram'dan hem de YouTube'dan söylemiştim. Şimdi tüm Yasinleri falan bir toparladım ettim. Çok şükür hamdolsun tam 4 tane ayrı ayrı 41 yazı toplanmış oldu. Bir adet komple Kur'an-ı Kerim hatmi yapıldı. Bunların hepsinin duası yapılacak arkadaşlar ama 70 bin kelime-i tevhidimiz tamamlanmadı. Kelime-i tevhid ne arkadaşlar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bu kadarcık bunu. Bayanlar müsait olmadığı günlerde de okuyabilir. Çünkü çok yazın olmuş. İşte Özlemciğim ben Yasin okuyamıyorum, müsait değilim vesaire gibi. Kelime-i tevhidi normal müsait olmadığınız günlerde de abdestinizi alıp oturduğunuz yerden iş yaparken de okuyabilirsiniz arkadaşlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sadece bu kadar. Bunu şimdilik yani akşamüstü topladım. Bunu direkt zaten sadece bir arkadaştan geldi. 18 bin. Sağ olsun, Allah razı olsun Serpilciğim, bunu direkt böyle 18 bin olarak verdi bize, sağ olsun Allah razı olsun. Şimdi Instagram, ben kendim birazdan 5 bin, ben yani yatmadan önce bir 5 bin ben tamamlayacağım Allah nasip ederse. Şimdi onun için Instagram'da ayrı bir post çıkarttım. İşte kelime-i tevhidi 70 bine tamamlayacağız. İşte bize eşlik etmek isteyenler kutucuğa bıraksın diye. Şimdi siz bu videoyu izleyene kadar 70 bin doldurur muyuz, doldurmaz mıyız bilmiyorum ama yorumlarda ben zaten sizlere 70 bin doldu arkadaşlar veya atıyorum işte 10 bin, 20 bin eksiğimiz kaldı diye yazarım, mutlaka yorumlara yazar, sabitlerim. Şimdilik bunlar, bir son işte şu 5-10 dakika içinde gelenler büyük ihtimalle sabaha kadar da daha gelir diye düşünüyorum. Şimdi buraya bir 5 bin de kendimden yazacağım. Böyle bakalım. Ay, artık gerçekten uykum geldi. Eğitimden sonra hemen çocukları yatırdım. Ama herhalde zaten direkt böyle bugün böyle buraya kendime kurdum. Burada ders yaptım. Ömer Halis'e saat 10'da arkama geldi. Orada yatıp uyudu sessiz bir şekilde. Vallahi seans esnasında neredeyse 1 litre suyumu da içmişim. Çünkü sürekli meditasyonlar yaptığımız için su içmemiz lazım ara ara. Böyle dilimiz falan kurumasın diye. Çok güzel meditasyonlar yaptık. Bolluk, bereketlik. Daha sonra bir dakika, bir daha bir bolluk bereketlik meditasyonu yapmıştık. Bir de şuraya yazmıştım, bolluk bereketlikti. En sonkini bak yazmamışım, unuttum. Yani bunlar mesela sadece bugünkü 4. günden aldığım dersler, şey notlar. Bu şekilde. Yarın inşallah eğitimde son günümüz. Pazar günde Allah nasip ederse sözlü müfettişler eşliğinde sınavım olacak. Bakalım. Hayırlısı. Ama artık bence burada bir veda yapalım diye düşünüyorum. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur.
bir sonraki vlogda burada tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.